Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatına göz atacağız. Oyunculuğu, karizması ve projeleriyle adından sıkça söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat hikayesi oldukça ilginç. Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Ancak resmi nüfus kayıtlarında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak geçiyor. Ailesi, kökleri Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenlerine dayanan tarihi bir geçmişe sahip. Dedesi ise Mustafa Kemal Atatürk'ü 1919 yılında Ankara'ya ilk gelişinde karşılayarak evinde misafir eden kişidir. Bu köklü ailede büyüyen Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi ve Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Kenan, 12 yaşına kadar köyünde yaşadı ve ardından ortaokul ve lise öğrenimini Ankara'da teyzesinin yanında tamamladı. Ankara Çankaya Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümüne girdi. Ancak kader onu farklı bir yola sürükledi. Üniversite yıllarında modellik yapmaya başladı. 1997 yılında En İyi Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci oldu ve ardından En İyi Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Burada da birinci seçilmesi kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu başarı ona televizyon dünyasının kapılarını araladı. İlk büyük çıkışını 1998 yılında başlayan ve 1202'ye kadar devam eden Deli Yürek dizisinde Yusuf Miroğlu karakteriyle yaptı. Bu rol onu Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri haline getirdi. 2003-2005 yılları arasında Uğur Yücel ile birlikte Alacakaranlık adlı polisiye dizide başrolü paylaştı. Ardından 2004 yapımı Yazı Tura filminde askerlikte yaşadığı travmalarla başa çıkmaya çalışan Cevher karakteriyle sinema dünyasında da adından söz ettirdi. Kenan İmirzalıoğlu, 2005'ten 2007 yılları arasında Acı Hayat dizisinde Mehmet Kosovalı karakterini canlandırdı. Daha sonra Son Osmanlı Yandım Ali ve Kabadayı gibi önemli sinema projelerinde yer aldı. Ancak 2009 yılında Ezel dizisindeki rolüyle kariyerinde zirveye ulaştı ve Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi kazandı. 2012 yılında Uzun Hikaye adlı filmde rol aldıktan sonra Ay Yapım ile gerçekleştirdiği 4 milyon dolarlık anlaşma Türkiye'deki dizi sektörü için büyük bir olay oldu. Karadayı dizisindeki performansı da izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ancak kariyerinin zirvesindeyken 2013 yılında bir uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alındı ve 2015 yılında uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Neyse ki mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Kenan İmirzalıoğlu kariyerine kaldığı yerden devam etti. 2016 yılında ünlü oyuncu Sinem Kobal ile dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu'nun Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunmaktadır. Aile yaşamı, medyanın ilgisini çeken konular arasında yer aldı. Kenan, 2017'de Peyami Safa'nın eserinden uyarlanan Cingöz Recai filminde başrol oynadı. Ancak film beklenen başarıyı elde edemedi. 2018 yılında ise Mehmet Bir Cihan Fatihi adlı dizide Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdı. Ancak dizi yalnızca 6 bölüm sürdü. Son olarak 2019'dan 2024'e kadar ATV'de yayımlanan popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? İn sunuculuğunu üstlendi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu uzun ve başarılı kariyerinde her zaman farklı projelerde yer alarak kendini yenilemeyi başardığını görüyoruz. Hem televizyon ekranlarında hem de sinema perdesinde unutulmaz karakterlere hayat veren İmirzalıoğlu, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.